Ne o Zühre Bey? Marangozhane mi açtın şirkete? Vallahi Hulusi babacığım, kusura bakmayın. Yani başka çarem kalmadı, ne yapayım? Nasıl başka çarem kalmadı? Bu ne oğlum? Hulusi babacığım, biliyorsunuz ki yani size de bahsettim. Seyfe bir doğum günü hediyesi falan vermem lazım. Ama siz de dediniz yani şirketin durumu çok zor. Para yok, mara yok falan filan. E ben de ne yapayım? Kendi imkanlarımla hani dedim bir şey oluşturabilir miyim bakalım. Yani ne çıkarsa artık. Peki. Ne tür hediyeler yapacaksın bakalım ha? Vallahi Hulusi babacığım yani kendi imkanlarımla tahtadan mahtadan böyle bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Artık ne çıkarsa becerebilirsem artık bilemedim hani bir topaç olur, hani telli araba olur. Ondan sonra biraz daha çalışırsam belki zapan mapan da yaparım yani. Aferin ya, aferin. Çok ince düşünmüşsün, bravo. Aferin, aferin ya. Sağ olasın Hulusi babacığım. İnce düşünmüş. Evet, bir odun ne kadar ince olursa o kadar. Benim son teknoloji hediyeler yanında bununkiler tahta parçası gibi kalacak. Ha, Kemal. Buyurun. Bak, şirketin bu seneki ilk çeyrek sonuçları çok önemli. Tabii efendim, daha şimdi senenin başındayız zaten. Sonuçlar çıkar çıkmaz hemen önlemimizi almaya başlarız. Sen planlarını yap, bu işi halledelim. Gerekirse şirkette küçültmeye gideriz, tamam mı? Elimizden gelene yaparız efendim. Buyurun. Yenge. Ah, selamlar. Efendim Durdagül. He, toplantıdayım canım. Önemli değilse önemli mi? Ne olmuş? Simge bankadan para mı çekmiş? Aman ne kadar değişik bir durum, şaşırdım. Ne var her zamanki şey? Nasıl? Ne? Bir sevgilisi mi var? Ona mı para yediriyor? Ne diyorsun sen ya? Tamam, tamam ben araştıracağım. Araştıracağım dedim kadın işte, tamam Allah Allah. Efendim özelse ben çıkayım isterseniz. Yok canım özel dedi. Yani kadınla bir uğraş, kızıyla bir uğraş. Bir telefon daha etmem lazım oldu. Ne yapacaksınız efendim işte kadınlar. Alo. Ha. Kadir, bak yavrum sana bir iş vereceğim. Ha, ikinize. Madir de orada mı? İyi. Dinleyin bak. Şimdi Simge Hanım'ı takip edeceksiniz, tamam mı? Bunun bir buna takılan biri mi varmış? Bir sevgilisi falan var. Biz ondan şüpheleniyoruz. Uzun zamandır da kızı böyle kendi başına bıraktık, ilgilenemedik ama. Ha. Siz ilgilenin. Evet, kimmiş bakalım bu peşine takılan? Ha. Şöyle yapın, adamı, ha? Yok canım, ne öldürmesi ya? Bir de hapislerde mi sürüneceksiniz çocuklar ya, olur mu? Bırakın adam sürünsün, kırın bacaklarını gördüğünüz yerde, o sürünür zaten. He, sürüne sürüne gitsin. Tamam, dediğimi yapın, hadi. Nerede kalmıştık ya, ne diyorduk? Efendim, ilk çeyrekte adamın ayaklarını kırıp ekmeğin içine alıyorduk. Ne, anlamadım ben yani. Karıştı kafam. Karıştı. Hep bu telefonlarla, bu telefonlara. Evet. Hadi sen dediğimi yap, şu işi hallet, tamam mı? Tabii, tabii efendim, tabii. Tabii. Lan bu Barış harbiden gerizekalı, öldürecek kendini ya. Aptal bu herif ya, o kadar da söylüyorum ya. Bana ne ya, öldürdürse öldürsün. Dünya bir amipten eksilir yani. Çok da fifi, bana ne. Geri zekalı ya. Harbi sanır. Barış Bey, bir saniye bakar mısınız? Aşkım, Kemal Bey seni çağırıyor. Ama çok oyalanma, bak özlerim. Yok ya, ben daha çok özlerim. Ay olmaz, ben daha çok özlerim. Vallahi ben daha çok özlerim, ben daha çok özlerim. Hayır, ben daha çok özlerim. Ben daha çok özlerim lan. Nasılsın? Ya benim şöyle bir rekabetçi bir kişiliğim olduğu için özür dilerim yenge. Ay aşkım, gerizekalı mısın? Niye gidiyorsun şimdi? O zaman ben gideyim. Var ya, kesin yine kavga edecekler. Ay Kemal kuduruyor, kuduruyor, kuduruyor kıskançlıktan. Ay birlikteyken bile benim kadar kıskanmıyordu. Kıskançlıktan delirdi ya. O zaman siz de birleşmeyin, o seni hep kıskansın.
Buyurun Kemal Bey, beni çağırmışsınız. Otur lan şuraya otur. Girdin raşitik gibi tip. Ne oturacağım ben? Oturmazsan oturma. Ben sana şimdi oturacağım. Tip. Bak kardeşim, sana şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Aslında bunu söylememem lazım ama yani ben gene insanlık bende kalsın diyorum. Yani çünkü ben senin gibi değilim. Çünkü içimde bir yerlerde bir yani bir insanlık var. Bir dostluk kavramı var. Ben bunları biliyorum yani. Senin gibi içim tamamen hayvan değil. Ama ben gene de söylemek istiyorum yani. Kemal Bey, ne diyeceksiniz yine abicim? Bak şurada sevgilim var. Beni özlüyor ya böceğim. Lan böceğine. Bak beni iyi dinle. Sana söyleyeceğim şeyler şu anda hayatını kurtaracak ona göre. Çok can kulağıyla dinle beni. Az önce Hulusi Bey burada karısıyla telefonda konuşuyordu. Hulusi Bey karısıyla mı konuşuyordu? Ay, gerçekten hayatımı kurtardınız Kemal Bey. Bana ne karısıyla konuşuyorsa? Allah Allah, karısı değil mi? Konuşur konuşur abicim. Bana ne ya? Artısına bak. Lan atla alesi, bir dinle şimdi. Ağzını burnunu kıracağım. Bir dinle ya. Bak şimdi. Turda Gül yenge Hulusi Bey'e Simge'nin biriyle birlikte olduğundan şüphelendiğini söyledi. Anladın mı? Ondan sonra Hulusi Bey de Kadir'le Madir'i aradı. Dedi ki bu Simge'yi takip edin, yanındaki herifi tespit edin. Ondan sonra da ağzı, burnu ve bacakları dahil olmak üzere her yerini kırın dedi. Bana ne yapacağım Simge'nin sevgilisinden? Ne demek lan bana ne? Gerizekalı, sen Simge'nin sevgilisi değil misin? Ha? Ha, evet lan ben Simge'nin sevgilisiyim. Ha işte. Benden sana söylemesi kardeşim. Eski bir arkadaşın olarak seni uyarayım dedim. Bence sen bu saçma ilişkiyi hemen bitir oğlum. Ne? Şaka. Ne şakalı be? Kemal Bey, kusura bakmayın şimdi ama tek hücreli olsa bir beynim var yani. Böyle küçük tefek oyunlarla beni böyle böceğimden ayırabileceğini zannediyorsan çok yanılıyorsun abicim. Hay senin beynin atar damarını. Tip misin oğlum sen? Ben niye ayıracağım seni Simge'yle ya? Bana ne ya? Çok da fifi. Ayrıca benim karım var oğlum. Seviyorum kendisini. Hem de nikahlı. O zaman parama mı? Aman canım, o zaman aşkıma ne mani oluyorsun abiciğim? Aşkıma mani olma ya. Allah Allah. Ya Barış, hasta mısın oğlum? Bak uyarıyorum insan olarak seni. Ha ne lan ayı? Ne? Ya bu ne tip? Tip bana ne ya? Ne yaparsan yap ya. Allah Allah. Adama bak be. Aydemir Akbaş gibi çıkıyor. Manyak mısın desin? Ne yaparsan yap be. Ben seni uyardım oğlum baştan. Ha, çok da umurumda ya. Kadir, hani ben demin o zibidinin bacaklarını kırın sürünsün demiştim ya. Ha, ya bir yanlış yaptım. Onun kollarını da kırın. Kollarını da kırın da o sürünürken koluyla tutup çekemezsin. Madire de söyle, elinizi korka karıştırmayın. O madire iki tane vuruyor, bırakıyor. Yok, tamamlasın işini. Tamam. Tamam, hadi, hadi. Hay. Kemal'im haklıymış ya. Şimdi bacaklarını falan kırmayın. Yok, bacaklarını da kırın. Kollarını da ondan kırın dedi. Hem kolu hem bacakları kıracaklar.